Uyuyan güzel. Uyumaya devam ediyor. Yine uyudu arkadaşlar. Uyuyan güzelin ismi aslında buradan geliyor. Sürekli uyumasıyla tanınıyor bizim uyuyan güzel. Tek yaptığı şey uyumak arkadaşlar. Gidip onu uyurken yakalayacağım. Ama dikkat etmek lazım. Uyuyan güzeli yakalayıverdik arkadaşlar. Harikalar diyarı sonunda başardı. Bayağı bir uğraştık ama. Şimdi şöyle arkaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Elimdeki uyuyan güzeli görüyorsunuz. Çok şeker bir hayvan. Ama benden kaçar mı demedim. Ve uyuyan güzeli olduğu gibi paketledik. Paketleme yaptım. Ben paketlerim arkadaş. Ben affetmem. Uyur muyur. Uyurken onu yakaladım. Gafil avladım. Ama çok mutluyum. İyi ki de gafil avlamışım. İyi oldu. İyi oldu, çok güzel oldu. Değerli kardeşlerim, şimdi uyuyan güzel dendiği zaman namı değer uyuyan güzel. Şimdi elimde tutuyorum ve kendisi aynı Naciye gibi çok uysal arkadaştır. Şu an bana karşı o kadar tatlı, o kadar hoş görülü ki hiç umursamıyor. Dünya umurunda değil. Şerefsiz mi diyeyim ben seni? Ama sen çok tatlısın. Sen çok tatlı, çok güzelsin. Ha? Şu et parçasını neye borçluyuz uyuyan güzelim? Şu yanakları neye borçluyuz? Şu kafandaki et ne kadar güzel. Bak bak bak, yakından incelesinler seni. Uyuyan güzeli çok merak ediyordunuz. Bakın arkadaşlar, elim kadar. Elim kadar yanakları var. Zaten pelteğine diyecek hiçbir şey yok. Buraya bakın. Kocaman bir pelteği var. Maşallah, ben sana ne diyeyim ki ya. Uyuyan güzelim elimde bile uyuyor arkadaşlar. Çok tuhaf bir hayvan. Bakın. Sen nasıl bir değişik bir hayvansın. O böyle çok tatlısın. Ama sen çok tatlısın. Çok güzelsin sen. He? Kafanın etisine bak. Dur dur, tamam tamam tamam. Uyuyan güzelim benim, tamam. Şimdi adı üstünde uyuyan güzel. Ve aynı bir çocuk gibi. Şu an hiç korkmadı. Hiç heyecan yapmıyor. Elimde öyle duruyor. Ben de bunu böyle seviyorum. Bak bak. Tamam tamam tamam. Nazar verdik, nazarı verdik kardeş. Demeye kalmadı, hayvanımızı ürkütmeyi başardık. Ama genel olarak yine de çok tatlı, çok şeker. Sizlere burada, bu videoda bir şey daha öğreteyim mi? Bak, şimdi dur, bak, dur. Tavuk tutarken, tavuk tutarken, eliniz var ya, elinizi, şu göğsünde böyle üçgenimsi bir yer var. Oraya doğru şöyle koyarsanız hayvan her zaman daha rahat eder. Bak, tek elimle tutuyorum ve çırpınmıyor. Her nedense buradan tutunca hayvan biraz daha uysallaşıyor, hareketsiz duruyor. Ayaklarını da yerden kesiyorsunuz, tam göğüs kafesinde avucunun içine alıyorum hayvanı. O şekilde de yine de ani hareketler yapmadan hayvanınızı bu şekilde rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Hem de onu mutlu etmiş olursunuz. Yani anlayacağınız harikalar diyarının hayvan tutuşu bile farklıdır. Onu bile öğrendim. Hayvan nasıl tutulur, ne yaparsanız hareketsiz durur. Hayvanlarla nasıl konuşursunuz? Onlara nasıl yaklaşırsınız? Aslında hepsi önce yürekten geçiyor. Sevgi. Hepsinin tabanı sevgi. Hayvanlarınızla anlaşmayı öğreneceksiniz. Onları tanıyacaksınız. Her geçen gün daha iyi tanıyacaksınız. Ne yaptığını, ne ettiğini bileceksiniz. Onları seveceksiniz. Sonrasında bir uyuyan güzele isim takarken bile kişilik yapısına, karakterine göre takacaksınız.
İşte o zaman sizler birer artık hayvan sevgisi pekişmiş ve hayvan sever olmuş olursunuz benim gözümde. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, ben Erzurumluyum bilirsiniz. Uyuyan güzel de Erzurumludur. Çünkü burada böyle. Ha? Uyuyan güzelim. Senin şu yanaklayın yiyem. Ben senin kakaytını, acını, boynunu yedirim. Acını yedim, acını yedim. Sen acı boynun yiyem ben seni. Senin kafandaki tarağını yerim, yanaklarını yiyem. Oh, oh, öperim kulaklarının tatlılığına. Baksana sen benim uyuyan güzelime. Ay canım benim. Ben çok seviyorum uyuyan güzeli. Sizler de seviyorsunuz biliyorum. O yüzden incelemek istediniz. Uyuyan güzelin ayakları böyle. Kuyruk yapısı böyle, rengi böyle. Aynı ballının, ballıdaki renk var arkadaşlar. Çok güzel bir rengi var aslında. Kendisi bir ligorin, porselen ligorin kırması bir hayvan. Ama çok tatlı. Sürüde güzel bir rol oynayan, dağların adamı dediğimiz, kuyruğuna bakın, kuyruk da çok hoş. Uyuyan güzelim aranızda isteyen var mı? Buyurun, alın götürün. Hayır tabii ki, iki tane kafese gitti, iki tane kümese gitti, geri geldi uyuyan güzel. Niye geldin oğlum sen? Oradaki bütün horozları dövmüş bizim uyuyan güzel. Ondan sonra geriye gelince de ben de onu iyice bağrıma bastım. Aferin dedim. Aslında bunu ben ajan olarak göndermiştim ya öbür kümeslere. Dedim jet oraları dağıt dağıt gel geri. Ha kardeş. Ha canın yerim ben seni. Senin canın gırtlarım ben seni. Sana ben kurban oluyorum. Kurban oluyorum ben seni. Ay, hayvanları sevelim, sayalım ve onlara saygı gösterelim. Dedim ve noktayı koydum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bütün hayvanseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi takip eden bütün kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bir uyuyan güzel sahibi olduğum için de çok çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Hem hayvanımla hem de bunu ürettim, yapıp bugünlere getirdiğimiz için. Babamla birlikte bunu küçücük yavruyken büyüttük. Kocaman oldu. Şimdi kümesimizin tatlısı. Şu an var ya rahat 2 kilo var. Elimde böyle ağırlığına bakıyorum da 2 kilo falan var. Ama çok güzel ya. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Tam bir evcil hayvan. Evinize alıp bakabilirsiniz. Bahçenizde falan. Çok da tatlı olur bence. Beslersiniz evinizde. Olmaz mı? Bence olur. Tamam neyse. Arkadaşlar şimdi uyuyan güzelimizi bırakacağım. Biraz dolaşmasına izin vereceğiz. Artık gidiversin. Kocaman et kafasıyla. Çok tatlı bir hayvanımızmış. Ben daha çok sevdim şimdi bunu. O yüzden şimdi bir de bırakalım. Hayvan pozunu attırsın. Maşallah, maşallah. Maşallah. Ballıya taraf gidiyor da ballıyla gayet iyi anlaştığı için arkadaşlar sıkıntı olmuyor. Keyfi yerinde. Hiç bak, hiç kasılma var mı? Hiç umursama var mı? Hiç umurumda bile değil. Elim aldım, sevdim, oynadım, okşadım. Hiç beni takmadı bile arkadaş. Kendisi şu an mırıldanarak yazıyor. Aslında kümesimizde gerçekten bir Brad Pitt var desem yalan olmaz. Bizim uyuyan güzele bir Brad Pitt de yakışır yani. Bana, şahsıma sorarsanız öyle. Ha size sorsak bilmiyorum. Sizlerin tercihi ne olur ama artık uyuyan güzel o kadar çok çekmemi istediniz ki biz de dedik ki çekelim. Bizim kümesimizin fizikosu. Şu hayvandan benden o kadar çok istediler ki. Abi dediler ki hangi cins? Halbuki bu cins değil, bunu biz ürettik. Fizan kırması bir tavuk. Sakalını, saçını görüyorsunuz değil mi? O yoğunluğu görebiliyorsunuz değil mi? Bir fizan kırması, adı Fiziko. Bundan bizde iki tane var arkadaşlar. İkisi de birbirinden tatlı ve hoş. Yalnız bu hanımefendimiz en güzeli. Çok tatlı, tüyleri, yapısı falan. Görüyorsunuz şu an çok değişik bir hayvan ya. Çok tatlı, maşallah, subhanallah, maşallah. Maşallah sakalına kurban olduğum simsiyah bir yapısı da var. Neyse çok fazla bakarsak nazar değdirecek. Hal böyleyken arkadaşlar harikalar diyarında artık yavaştan sonuna geldik. Yani videonun sonuna geldik. Uyuyan güzelimizi gezdirdik. Uyuyan güzel Miço'ya çok benziyor. Daha Miço demişim, Çilli'ye çok benziyor. Çünkü Çillimizin yavrusu uyuyan güzel. Çillimizden almış genini, genetiğini. Çilli'den almış. Bir ara Çilli de sürüdeydi. Biz sonra Miço'yu çıkardık, Çilli'yi yerine aldık ya. İşte o arada sürüde çiftleştiği tavuklardan aldığımız yavruydu o. Şimdi dışarı doğru çıkıyorum. Bizim dedeyi göstermek istiyorum. Dede artık ölmeye yakın arkadaşlar. Bütün tedavileri denedik, her şey yaptık. Ama artık dede yavaş yavaş ne yazık ki kaybediyor gibiyiz. Çünkü dedenin keyfi pek de yerinde değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim yakışıklıdan sonra en yaşlımız dedeydi. Dede herhalde yakışıklıdan önce gideceğe benziyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bizim yakışıklı daha çok horoz gömer abi.
Çok çok horoz cömert. Çünkü bizim yakışıklı çok değişik bir hayvan kardeş. Şimdi karabelalar arkada geziyorlar. Kara karabelalar, üç silahşörler, karalarım benim, belalarım benim. Harkların kenarında, dağların tepesinde. Bir bakmışsınız sacın arkasında, bir bakmışsınız kapının önünde. Ne oluyor biliyor musunuz? Bütün sürünün bütün istihbaratını ve ballının fedaileri oldukları için bütün her yeri dolaşıp, gezip, istihbarat toplayıp bir de karıştırıyorlar. Savaş çıkartacaklar yakında. İç savaş olabilir bizim kümeste. Koskocaman harikalar diyarında. Bütün hayvanların birbirine düştüğünü hayal etsenize. Herkes birbirine vuruyor. Vay be derim ve izlemeye devam ederim. Değil mi arkadaşlar? Kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar yarın da olun. Bizimle olun, mutlu olun. Hoşça kalın. Bye bye.